Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bugün yine bir başka video ile daha karşınızda olacağım. Bugün sizlerle birlikte bildiğiniz gibi seçim vardı ve seçim sonucunda da Sayın Recep Tayyip Erdoğan tekrardan 5 sene boyunca Cumhurbaşkanlığı görevine seçilmiş oldu ve bunun neticesinde de borsada neler olabilir? Bunların üzerine konuşmak istiyorum. Şimdi öncelikle bugün e, tabi belirsizlik kalktığı için e, %4 civarında bakın bir yükseliş geldi. Hemen şöyle gösterelim sizlere. E, hatta biraz daha da yükselmiş. Şöyle e... Cuma gün kapanışa bakacak olursak %4.79'a kadar yükseldiğini gördük gün içerisinde %4.10'la da kapatmış yani nitekim zirvelere yakın kapatmış diyebiliriz. Yani burada bakın çok önemli bir düşüş trendi vardı ve ben burada BİSTÜZ'ün analizini yaparken de sürekli şunu söylüyordum. Yani bu düşüş trendinin kırılması lazım ve bu kırılımda yeni bir hikaye ile olması gerekiyor şeklinde söylüyordum. Bu yeni hikaye nasıl olabilir? Yani şöyle anlaşılmasın yani yeni hikaye burada... Erdoğan seçilmeme değil sadece Erdoğan seçilebilir ama Erdoğan'ın e, ekonomi politikasında yapmış olacağı değişikliklerle de bu hikaye gelebilir. Tabi olursa böyle bir şey e, bu yeni hikayelerle birlikte borsa artık burada e, yükselişe geçebilir e, diye düşünüyorum ama burada eğer bu yukarı kırılırsa ama e, ekonomi politikaları aynen devam ederse o zaman burada testere piyasasına devam edebiliriz. Yani burada şöyle bir piyasa görebiliriz. Yani kırıldı diyelim sonra tekrar buraya gelir. Yani böyle 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 hatta belki ilerleyen zamanlarda daha da aşağı gelme riskimizin de olduğunu düşünüyorum. Eğer aynı ekonomi politikalarıyla devam edersek. O zaman nerelere gelebiliriz? Şöyle baktığımız zaman burada en yakın destek bölgesi işte 3700 seviyeleri olabilir. Daha sonra bakın burada 4000 seviyeleri olabilir. Yani bu seviyeler o zaman... E Tabii ki burada dolar da tabii ki yükselecek muhtemelen dolarda da e, Çok ciddi bir atak göreceğiz yani burada bir kriz e, Olacak muhtemelen 2021'in sonlarında başlamıştı bildiğiniz gibi bir kriz Yani o tarz bir kriz yine e, Görme ihtimalimizin ben yüksek olduğunu Düşünüyorum e, Bunlardan dolayı da her böyle videolarda e, Doların çok ucuz kaldığını e, Düşünüyorum diye de belirtiyordum zaten e, Dolar kurunda gelen atakla yani zaten Dolar kurunun ucuz kalması aslında e, Bir nevi insanları da KKM'ye itiyor yani kur korumalı Mevduata itiyor e, e, insanlar buraya yönelirse de Tabii ki de burada e, Borsaya da olan ilgi azalacaktır Şimdi e, kur korumalı mevduat demişken de hemen şöyle bir bakalım yani mesela kur korumalı mevduatta ne kadar para var? E, baktığımız zaman bakın kur korumalı mevduatta son rakamlara göre bakın bu haberimiz 26 Mayıs'taki haberimiz 26 Mayıs'taki habere baktığımız zaman bakın 121 milyar doları aşmış KKM'deki büyüklük TL bazında baktığımız zamansa 2.4 trilyon liraya çıkmış durumda. Yani insanlar şöyle düşünüyor dolar uzun zamandan beri sessiz e, şöyle USD TR grafiğini de Açalım şimdi e, dolara baktığımız zaman bakın uzun süreden beri şöyle dümdüz Gittiğini görüyoruz yani hatta aylık bazı açarsak Belki mumlar gözünüze fazla gelebilir ama yani bunlar yüzde 1 bile olmayan mumlar Öyle düşünün e, Mesela şuradaki atakları düşünürsek Bakın 39 artmıştı mesela Kasım 2021'de e, Burada inanılmaz sert bir yükseliş Olmuştu özellikle bakın Naci Ağbal'ın görevden alınmasından sonra Şubat 2021 tarihinden itibaren Burada inanılmaz ciddi bir halli gelmişti dolar tarafında bakın şöyle bir halli yüzde 164'lük 303 gün içerisinde yüzde 164 inanılmaz sert bir artış olmuştu yine de bakın bu zirveler aşıldı şu anda da çok da fazla gitmedi yani bakın o 18 25miş o zamanki doların gittiği yer KKM'nin çıktığı yer buralar zaten yani burada KKM açıklandı sonra düştü bir anda çakıldı. Ee, ve şu anda da bakın 20 lira civarında yani aslında baktığımız zaman e, Kasım 2000 Aralık 2021 üzerinden geçmiş burada 16-17 ay e, hala dolar çok da fazla ilerlememiş gördüğünüz gibi e, bunlardan dolayı da yatırımcılar borsadan <laughs> Paralarını çekip burada KKM yatırıyorlar kur korumalı mevduata yatırıyorlar e, Ama burada da şöyle bir sıkıntı var Bakın kur korumalı mevduat 121 milyar doları aşmış Ama e, Nisan ayının Rezervleri de açıklandı Buraya baktığımız zaman Resmi rezerv varlıkları Bir önceki aya göre %6.2 azalarak 114.9 milyar Amerikan doları düzeyinde Gerçekleşmiştir yani Burada KKM'deki para e, 121 milyar dolar Bizim rezervimizde 114.9 milyar Amerikan doları yani burada şu anda Rezervimiz ne yazık ki bu KKM'yi karşılayamıyor İnsanlar KKM'ye yüklense de aslında bir nevi Bunun çok da mantıklı olmayacağını düşünüyorum ben Yani düz dolar almak mantıklı olabilir Ya da ben bakın Tether almayı Mantıklı buluyorum ama bu biraz riskli onu da söyleyelim Tether dediğimizde dijital dolar şöyle onu da gösterelim USDT TRY Yani bunlar da Tercih edilebilir ama bunlar dediğim gibi riskli varlıklar ve burada e, Bir de şunu da söyleyelim bakın şu anda mesela Tether 21 lira civarında seyrediyor Şu anda dolar kuruna baktığımız zamansa 20.07 yani arada %5 civarında bir fark görüyoruz yani çok ciddi bir makas aslında bu ee, Ki Siz bugün döviz almaya gittiğiniz zaman da Döviz bürosu size 21 liranın altında Döviz vermez ya da siz bankaya gittiğiniz zaman e, Ya da bankaya gitmeniz de gerek yok Telefonunuzdan e, döviz almaya çalıştığın zaman inanılmaz bir makas farkı olduğunu göreceksiniz zaten. Makaslar da inanılmaz açılmış durumda. Yani kısacası burada e, döviz anlamında çok ciddi sıkıntılar var. E, peki ben bunu niye anlattım? Burada e, döviz anlamında sıkıntılar olduğu için e, döviz geliri yüksek olan ya da net yabancı para pozisyonu yüksek olan şirketlerde ani yataklarda görebiliriz. Yani e, bunlar hangi şirketler şirketler olabilir? <laughs> Kusura bakmayın. Bunlar hangi şirketler olabilir? İşte mesela Aksa. Aksa'yı şöyle bir açalım mesela. Aksa'ya baktığımız zaman Aksa mesela bugün %3 civarında düşmüş. Şöyle... Günlük açarsak daha net bir şekilde görebiliriz. Mesela aksa eğer bir dolar krizi olursa mesela burada yükselişler yaşatabilir yatırımcılarına. Ee, burada %5 civarında yükselmiş. Bu arada ben aylık baktığı için %3 düştü dedim. Yani bugün mesela %5 civarında yükselmiş. Onun dışında Corsa bakın yine bir başka şirket. Korsa da yine ciddi Döviz geliri olan bir şirket %7 civarında da bakın bugün artmış. Yani burada şunu demeye çalışıyorum. Ee, bu saatten sonra şirketlerde ince elif sık dokumak lazım. Burada hangi şirketler artabilir? Ee, burada e, KKM'ye yatırım yapan şirketler de bakın artabilir ama e, bunun ben çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Neden? E, az önce de belirttiğim gibi zaten Brüt Rezer e, burada KKM'deki tutarı karşılayamıyor. Bu bence çok ciddi bir sıkıntı. E, burada bence e, KKM'ye yatırım yapan şirketler artabilir. E, sıkıntıya girebilir. Yani o aradaki fark bir yerden çıkacak. Nereden çıkacağını e tabii kimse bilemez ama o bir yerden çıkacak. Yani burada herhangi bir şirket olma olasılığı da var, küçük yatırımcı olma olasılığı da var. Yani kimin olacağı belirsiz ama o aradaki fark bir yerden çıkacak. O yüzden KKM yatırım yapan şirketler yerine net yabancı para pozisyonu iyi olan ve de e, döviz girdisi yüksek olan yani burada ne demeye çalışıyorum ihracat oranı yüksek olan şirketler e, burada potansiyelli olarak gözüküyor onun dışında varlık fonunda olan şirketler de yine gayet e, alınabilir duruyor yani bunlar e, bu zamanda e, yani bu saatten sonra eğer ekonomi politikaları değişmezse e, Muhtemelen borsa düşecektir ama Bunlar belki de endeksten Ayrışabilir diye düşünüyorum Bir de son olarak şunu söylemek istiyorum Videoyu kapatmadan önce Kur korumalı mevduatta da yani faizler Bakın %31'e kadar çıkmış Durumda ki ben bazı yani Twitter'da dolaşıyorum böyle bakıyorum Orada da %40 %50'lerden bahsediliyor Ama tabii onlar söylenti onu da söyleyelim Burada işte Dünya gazetesi olabilir farklı Bloomberg olabilir bunların haberleri daha Ayağı yarı sağlam basan haberler daha güvenilir haberler ee, bunları takip etmek daha mantıklı diye düşünüyorum ama burada bile bakın yüzde 31'den bahsediliyor ki bizim faiz oranımız kaçtı yüzde sekiz buçuk yani yüzde sekiz buçukla e, faiz faiz olan bir yerde e, Normalde biz ne düşünürüz işte faize yatırım yapmak çok mantıklı değil burada e, faiz düşük olduğu için işte borsa yatırım yapmak daha mantıklı diye düşünür ama bankalar bakın faizleri %31'lere kadar çıkarmış. Yani burada faiz makasının da inanılmaz fazla olduğunu görüyoruz. Ee, bunlardan dolayı da aslında e, insanlar borsadan çıkıp daha garanti yerlere gitmeyi tercih ediyorlar. Ee, borsada kalanlar da e, büyük bir çoğunluğu kaybedecek diye düşünüyorum açıkçası. Ee, kazananlar da inceleyip sık dokumasını iyi başaran yatırımcılar olacaktır diye düşünüyorum. Evet dostlar e, çok değişik bir sürece giriyoruz bakalım neler olacak. Hep beraber süreci izleyeceğiz. Cuma günü de sanırsam e, önemli. E, haberler, haber akışları olacak. Onları da takip edeceğiz. Ee, kendinize iyi bakın diyorum. Bu videomuz da bu kadardı. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ha bir de e, videoyu kapatmadan önce şunu da söyleyelim. Tekrardan videonun başında söyledim ama e, Telegram grubumuzu tekrardan açtık. Aşağıdaki açıklama kısmından Telegram grubumuza katılmayı unutmayın dostlar. Yine tekrar o eski güzel e, grubumuzu büyütmeye devam edelim. Evet kendinize iyi bakın diyorum. Herkese bol kazançlar diliyorum.